Şimdi Hüseyin gösterebiliyor musun değerli yönetmen bu kitapların kapaklarını gösterecek hocam ha bak şimdi Hüseyin şu diyor ya topluma ne oldu diyoruz mesela ne olmuş topluma bak işte burada gıdalar genetik yapımızı nasıl etkiliyor ve kanser ilişkisi işte. Genetik yapımız gıdalar üzerinden nasıl etkileniyor? Nutri beslenme demektir, gıda demektir, genomics yani. Geçelim bir tane daha göster değerli yönetmen. Burada bir takım buyurun, nutrigenomics. İşte yani insanın genetik yapısı nasıl dizayn ediliyor? Design ediliyor. Kişiye özel beslenme. İşte nutri Genetics, nutri Genomics yani genetiğimizi etkiliyor. Bir tane daha göster. Oturmuşlar, dizayn etmek demek. Evet. Seni resmen yapılandırıyor. Nasıl? Evet. Kişisel beslenmede işte moleküler genomlarımız nasıl etkileniyor? Bu gıdaların içindeki etken maddeler. İşte bir sürü burada bir tane daha göster. Hüseyin. 2005'ten itibaren kesin bir ana bilim dalı olarak çıktı bu ortaya. Yani tükettiğin gıdaların içindeki etken maddeler senin sağlığını etkiliyor. Yani genetik yapını direkt etkiliyor. İstersen bunu silah gibi de kullanabilir. Tabii ki. İstersen de kullanıyorlar. Tabii zaten. zaten öyle canım. Topluma ne oldu diyorsunuz. Bakın bir takım mesela kanser çok fazla artmış durumda. Üç program öncesi bu mikro RNA'lardan bahsettim ben. Yani bir bakıyorsun senin bağışıklık sistemin sağlıklı besleniyorsun değil mi? Ee, doğal gıdalarla besleniyorsun. Ne yapıyor? Bunu metilasyona tabi tutuyor. O kanser genini, Alzheimer genini, Parkinson genini ne yapıyor? Metilliyor ve sen diyor burada uyu sessiz kal diyor. Silence dedikleri işte. Silence genes. Yani bu şekilde bu genler e, hücre bölünse dahi inaktif olarak aktarıma devam ediyor. Ama siz şimdi bu gıdaların mesela e, sebzenin içine bir tane e, olgunlaşmaması için frenleyici bir gen yerleştirmişsin. Neden? Bunu yerleştiriyorsun mübarek insan efendim nakliyeye dayanacak diyor. Çabuk ol, olgunlaşmasın diye e, olgunlaşma genini inhibe eden, frenleyen geni yerleştiriyor içine. Domates kıpkırmızı ama daha ham, olgunlaşmamış. Sen bakma onun kırmızı rengini veren e, pigmentine, likopenine. Çok bakmıyoruz zaten onu kesiyorsunuz. Kıpkırmızı ben beyaz su. bir gidiyorsunuz içi boş, köpük. Tabii. Hiçbir şey içi Güzel yapmışlar ama Copy dışını. paste gibi yani. Dışını güzel <laughs> Hani çocuklar oynuyor ya bilgisayarda evet. hangi renkle boyayım dışı Aynı bu boyda. aynen yapıştır göster Hocam yapıştır sıra, göster. Hem sorular Hemen çok geliyor hem sıralamaya geçeceğiz hem şu tohumları da göstermek istiyoruz. Tamam toplumun sosyal yapıdaki bizim o zengin kültürümüzün karakteristik özellikleri değişiyor. Hüseyin kesinlikle toplumun genetik yapısı işte böyle değişiyor. Evet toplumumuzun genetik yapısını değiştiriyorlar. Hüseyin bunu 5-6 yıl sonra anlayacaklar, ah diyecekler. Nesilden nesile geçiyor. Nesilden nesile geçiyor. Gösterir misin ilim kitabı ne diyor sayın yönetmen? Onu da verelim. Onu bak bilim böyle Hayır. diyor. Bakalım bir de ilim ne diyor. Onu da gösterirse. Gel geldi hocam. Evet. O dönüp gitti mi yahut iş başına geçti mi yeryüzünde ortalığı fesada vermek ekinleri parantez içinde tohumları tahrip edip nesilleri bozmak için çalışır. İşte senin çocuğun etkileniyor. O da böyle yanlış beslenerek genetik yapısı değiştiği için nesilden nesile biz bunu bozarak aktarıyoruz. Bu iyi bir gelecek değil Hüseyin. Çok ürkütücü bir şey. Çok. Ya Rabbi bu toplumun gözünü aç. Yani onun için tohumuna ve toprağına sahip çıkacaksın.